kan ve kan yapıcı organlar grubundan bir ilaç olan Dodex, içerisinde 5 adet enjeksiyonluk çözelti içeren ampul bulunan karton kutularda sunulmaktadır. Dodex'in etken maddesi B12 vitaminidir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak Dodex kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dodex ampul nedir, niçin kullanılır? Dodex ampul özellikle B12 vitamini eksikliğine bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir enjeksiyon çözeltisidir. Dodex ampul şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Pernisiyoz anemi, B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu oluşan kansızlıktır. Hiperkrom makrositer anemi, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin oranına göre arttığı kansızlıktır. Trigeminal nevralji, şiddetli ve ani başlayan, yüzün bir tarafında şimşek çakar tarzda ağrılara sebep olan bir durumdur. Siyatik, belden bacaklara kadar yayılan sinir ağrısıdır. Zona, akut sinir iltihabı ve nevralji. Dodex ampul, sinir ağrıları ve iltihapların tedavisinde de etkilidir. Dodex ampul nasıl kullanılır? Dodex ampuller, kas içerisine enjekte yoluyla uygulanır ve içilmeleri kesinlikle yanlıştır. Kullanım şekli hastalığın türüne ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Akut sinir ağrılarında günde 500 ila 1000 mikrogram B12 vitamini enjeksiyonu yapılır. Tedavi genellikle 10 gün boyunca sürer. B12 eksikliğine bağlı kansızlık. İlk 1 ila 2 hafta boyunca gün aşırı 250 ila 1000 mikrogram B12 vitamini uygulanır. Kan testleri normale döndüğünde idame tedavisi için ayda bir defa 1000 mikrogram B12 enjeksiyonu yapılır. Sinir sistemi hastalıkları ile ilişkili kansızlık. Tedavi süresince gün aşırı 1000 mikrogram B12 vitamini uygulanır. Dodex yalnızca kas içine uygulanır. Kesinlikle damar yoluyla verilmemelidir. Tedavi esnasında direnç gelişimi olup olmadığını gözlemlemek amacıyla 3 ila 6 ayda bir düzenli kontroller yapılmalıdır. Dodex'in yiyecek ve içeceklerle bir etkileşimi yoktur, ancak bazı ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Bu nedenle özellikle vitamin veya mineral takviyeleriyle birlikte kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Dodex ampulü kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesi olan B12 vitamini veya Dodex'in içeriğindeki diğer bileşenlere karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Optik nöropati olarak bilinen göz sinir hastalığı olanlarda Dodex ampul kullanılmamalıdır. Kloramfenikol gibi bazı antibiyotikler bu ilacın tedavi edici etkisini azaltabilir. Ayrıca enfeksiyon, folik asit eksikliği ve üremi gibi durumlarda tedavi etkinliğini azaltabilir. Eğer astım, ürtiker veya egzama gibi alerjik hastalıklarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce deri testi yapılması önerilir. Dodex'in hamilelik sırasında kullanımı hakkında doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Bu ilaç emziren annelerde kullanılabilir çünkü B12 vitamini anne sütüne geçse de bilinen herhangi bir zararı yoktur. Dodex ampulün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Dodex genellikle güvenli bir vitamin takviyesidir. Ancak ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi hafif alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Nefes darlığı gibi daha ciddi reaksiyonlarda ilacın kullanımı kesilip derhal tıbbi yardım almanız gerekmektedir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.